Selamünaleyküm. Sevgili takipçilerim. Elmas'ın Hayatı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı hafta sonu sabahlarınız olsun inşallah. Bugün pek erken kalkmadım canlar. Hafta sonu olduğu için Ayhan işe gitmedi. O yüzden biraz uyusun diye kaldırmadım. Şöyle kızartma tavamı, tenceremi alayım. Yumurta tavamı da alayım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Kızartma tenceremi yeni boşalttım arkadaşlar. Şöyle yağsında yemeklerimde kullandım. İsraf etmedim canlar. Hemen sıcak suyumu açayım. Çayımı da koyayım. Bu arada tavuklarımı saldım arkadaşlar. Tavukların müşterisi var ama ucuz istiyorlar. O yüzden vermedim. Dur bakalım. Müşterisini bulana kadar bekletelim bakalım. İnşallah ettiği değerler kadar olan sahibini bulur da satarız. Yumurta haşlayacağım. İbrahim Paşa'm da çok seviyor yumurtayı. Şöyle altını biraz kısayım. Şurada yumurtamı da alayım canlar. Aslında sevgili takipçilerim, şöyle hafta sonu çaydanlığımı, bardağımı alıp, inanın kafamı alıp dağlara taşlara bir çıkasınlar böyle. Sevgili takipçilerim, inanın şöyle çaydanlığımı, bardağımı alıp yeşil bir alana gidip çayımı, kahvaltımı orada yapasım var ama bana uyan yok. Ayhan biraz sonra saz dersine gidecek. İbrahim Paşa'm da zaten ben ne yaparsam o da yaz oraya gider. Serkan da pek öyle şeyler sevmiyor ya. Hani bazı şeylerimiz birbirimize zıt gidiyor. Mesela ben çok doğayı seviyorum. Doğada yaşamayı çok seviyorum. Serkan pek öyle şeylerden hoşlanmıyor. Patateslerim de o kadar küçükler kalmış ki sabahleyin erinmedim arkadaşlar. Tek 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 soydum. Çamaşırlarımı topladım. Akşam öyle bir rüzgar vardı ki arkadaşlar, çorapları, Serkan'ın şeysi vardı, sigara izmaritlerini koyduğu kullük gibi şey vardı. Onun ağzı açılmış. Balkonda hiçbir şey kalmamış. Vallahi sigarası da başıma bela, izmarit de. Şöyle patates kızartayım dedim. Ayhan'ıma ekleyelim, böyle kahvaltı yapmıyorum, hazırlamıyorum. O arkadaşlarıyla orada yiyip içiyorlar. Kahvaltısını orada yapıyor. Yemesi içmesi oraya ait. Saat 1 gibi gidiyor. Saat 11'e geliyor. 11'e 20 var. Yani baba nasıl giderse annemi bekleyeceğiz arkadaşlar. Komşularımla birlikte. Komşularım anneme oturmaya gidecekler. Leyla Sultan'a. Ben götüreceğim. Allah nasıl gider de yarına çıkarsak ölüm olmaz, zulüm olmazsa eğer. Hani yarın ne olacağımızı Allah'tan başka kimse bilemez. Biz sadece şey yapıyor arkadaşlar. Hayal kuruyor, plan yapıyor. Planlarımızı yapmak zorundayız. Çünkü hayal olmayınca insan hiçbir şey gerçekleştiremiyor. İlk başta hayalini kuracak ki sonra gerçeğini yaşayacak. Rabbim de bizleri böyle yaratmış. Yapacak bir şey yok. Sevgili takipçilerim. Bulaşık makinemi boşaltacağım. Makine akşam yıkadıydım, arkadaşlar çalıştırdıydım. Boşaltayım ki kahvaltı bardaklarını, tabaklarını yerleştireyim. Yağ kokusu gelmeye başladı değil mi? Şöyle.
böyle sevgili takipçilerim, bugün pek bir şey yapasım yok. Dülendik, bucak temizliklerimi yaptım, bir barbunu süpüreceğim. Söylediğim gibi Serkan Hanım hizmetleri falan hep dökülmüş, onları süpüreceğim canlarım. Bir kahvaltı yapalım. Şöyle çayım kaynasın, çaydanlığımı alacağım. Sıcak hemen oldu mu ki? Neyse biraz bekleteyim çünkü daha patatesimiz yeni attı. Kettle'ımızda sıcak suyumuzda olduğundan çabukça kaynattı. Şöyle birazcık daha yağ ekledim çünkü patatesimizi boyunu geçmedi arkadaşlar. Ben isterseniz balkonumu bir süpüreyim sizlerle birlikte. Bu arada hem patatesimiz kızara durur hem de boş kalmamış oluruz. Acaba balkonumu süpürsem ki önce bardaklarımı hazırlasam ki. Önce bardaklarımı hazırlayayım. Çünkü bu sefer de Ayhem geç kaldım anne diyor. O geç kalmasın. Ayhan, hadi babanı çağır oğlum da kahvaltıyı biraz sonra hazırlarım. Sen geç kalma. İyi? Gidiyor mu? Niye? Daha erken değil mi? Gidiyor mu diyor. Bazen insan o kadar moralli oluyor ki arkadaşlar, hani insanın içinden konuştukça konuşası geliyor. Bazen diyor ki, hani bu sözler nereden geliyor? O kadar mutlu oluyor, hani konuştukça böyle laf kendi kendine açıyor. Ama bazen de kaplumbağa gibi kabuğuna çekilesin geliyor. Ağzını açasın bir söz edesin gelmiyor. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Sizlerde de oluyor mu? Mesela şu an ben öyleyim, pek bir konuşasım yok bugün. Sadece böyle usul usul yavaş yavaş çalışasım var. Şöyle patates, kızaran patatesini çıkarayım arkadaşlar. Kızarırsa yumurtamız da hazır. Toz biberimiz, pul biberimiz de hazır. Şuna biraz buz biber çekeceğim. Dökülür mü ki bu pul biber burada? Şeye falan güzel oluyor yumurtaya atarken biliyor musun? Böyle pul biberlik oldu mu iyi oluyor. Bu pul biber de bir acıymış. En acısından olsun dedik. Gerçekten hakkını vermişler. Zehir gibi acı. Biz çok seviyoruz ama bu pek aşırı acı. Deli acı arkadaşlar. İnanın insanı delirtiyor. Yedikten sonra az bir fazla kaçırdı mı yemekten yenmez hale geliyor. Ben şöyle bir peynir çıkarayım arkadaşlar. Peynirim bitmiş. Kahvaltılıklarımı da hazırladım. Allah ne verdiyse yine yalan yaşık, yağlı kaşık.
Şöyle patatesimiz ve yumurtamız da kaynıyor. Biri kızarıyor, biri kaynıyor. Sevgili takipçilerimiz, biz Ayhan Hanım'la birlikte gidiyor. Ayhan beklemedi. Arkadaşın doğum günü var. Bir merhaba de. Sen de aynı iyice Karatağlılar gibi oldun. Merhabalar. Günaydın. Ayhan. Anne gidiyor mu acaba? Ayhan kahvaltı yapmadan gidiyor sevgili dostlar. Şöyle göstereyim. Balkon falan duruyor. Ben götüreceğim. Arabayla. Akşam hava çok kötüydü arkadaşlar. Rüzgarlıydı. O yüzden Serkan arabayı ben çıkarım. Sen tut. Çıkartabilir miyim burada? Yok çıkaramam. Sen tut bakalım. Alt önünden vurma bak. Hızlı git çıkmayacak. Serkan buraya. Bura nasıl girmiş çıkmış babam ben bilmiyorum hala. Ya o yanda geçeceksin ha. Hı? O yanda geç. Öteki taraftan mı gelmiş? Çıkmış. Hadi çıkart bak. Çık çık çık. Ben ezeceğim. Aferin. Güzel çıktın. Anne aferin denmez. Sana bunu her seferinde söylüyor. Niye kötü bir şey demiyorum ki? Kötü bir şey o. Köy yerinde kötü bir şey aferin demek. Sen bana her gün diyorsun. Anneler diyebilir evlatlarına. Nereye indirim seni? Bilmem oraya indir. Kırmızı otomobil geldi bana çarptı dersen. Nasıl olacak? Kırılması bilmem oradan mı? Ben de oradan ekmeği alayım bari. Sen oraya indirim. Kemerini tak diyor Ayhancığım. Şey var elimde. Anam da bu sporu yapıyor. Babam kaldırma zorunda kalmadın bak. Yine anan imdadına yetişti öyle mi? Hı-hı. Serkan da kalktı ona da patatesleri imat etti arkadaşlar. Sen de patateslere mukayyet ol dedik. Tamam dedi. Şimdi altını kıssam sevgili takipçilerim yağ içine çekecek. Ondan sonra altını tamamen kapatsam yağ patatesler yanmasın diye bu sefer de ne olacak? Yine yağı içine çekecek. En iyisi sen ben gelene kadar bak dedim Serkan'a. Tamam dedi o da. Elma bacınız her yere kopar. Gücünün yettiğine, yetmediğine, elinden geldiği kadar serbest. Ben ehliyet aldığımda bu kemeri takmayı öğrendim arkadaşlar. Ehliyet alalı neredeyse 3 seneye dönecek. 2021 yılında aldım. Kemerimi köy içinde de takıyorum. Aksaray'a giderken de takıyorum. Çünkü hani olacak olduktan sonra bir dakikalık anda sen hemen o kemer belki kurtarır, belki sebebin olur. Ayhan'ıma da söylüyorum. Her seferinde oturduğunda kemerini tak evladım, alış diyorum. Ben Ayhan'ımı götüreyim arkadaşlar. Şöyle Ayhan şuraya gösterelim. Benim en çok sevdiğim yer burası. Nasıl güzel be, değil mi? Bak karşıdan araç geliyorsa, köprü varsa, darsa sen biraz ağırdan al, sağdan sağdan o geçsin köprüden. O da beni bekliyor bak. Geç. Lutfi ablanın da selamı vardı sana. Aleyküm selam. Nerede gördün? Bimin orada gördüm. Geleceğimmişmiş de. He, bekledim. Gideceklerimmiş. Bekledim onu ben. Lutfi abla ben de seni bekledim bir gün. Böyle sürpriz bir misafirim olun diye düşündüm.
Bekledim ama gelmedin. İnşallah gelirsin. Kapım her zaman açık. Yazın gelecek misin? Bu sefer Azlan'a gelmişsin. Yazın beklerim canım benim. İzliyorsun beni televizyondan. Kaç kere WhatsApp'tan resim attın. Allah razı olsun. Destekleyen, desteklemeyen tüm takipçilerimden keban komşumu göster. Bak ekmeği bitirmiş de gezmeye bile gidiyor benim komşum. Serbest. Teşekkür ettim anneciğim. Rica ettim aşkım. Güle güle git, güle güle gel bebeğim. Hadi görüşürüz. Ömrüm, sol yanım. Şişağım benim. Ayhan diyor ki bana nasıl yakışıklı olmuşsun mu diyor. Ben de çok güzel olmuşsun diyorum. Hadi güle güle git, güle güle gel oğlum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürük. Kendine dikkat et. Teyzenle mi kalacağım böyle? Kalma oğlum. İşin biterse gel. Ben alışverişimi yaptım, geldim. Şöyle güllerimi göstereceğim canlar. Güllerim dünkü rüzgardan çok kötü olmuşlar. Bak ne gelirse Rabbimden gelir. Bizim elimizde hiçbir şey yok. Ben bunu her seferinde söylüyorum. Dün o kadar güzellerdi ki. Bugünkü hallerine bak. Bir de dünkü hallerine bak. Bunlar da yeni açıyordu. Rüzgar bunu kırmış mı? Boynunu bükmüş. Ben şöyle buğdaya aldıydım. Kırılmasın diye. Serkan. Köpüş. Onların da mamasının suyunu verdim arkadaşlar. Şimdi mutfağımıza bir çıkalım. Mutfakta son durum nasılmış, neler olmuş. Arkadaşlar, Serkan da patateslerimize bakmış, yakmamış. Benim hani pek bulmadım yoğurdu, yakarsan dedim Allah'ın bir günü kulundan saklamayın diye size söyleyeyim. Annem bir de süt isterim yoğurt çalın diye sütçüye verdi gelmesin dedi. Bir daha da yarın gideceğim ama telefon atsam olurdu. Ben de şöyle süt yoğurt aldım. İbrahim biliyorsunuz koyu yoğurdunu yemiyor arkadaşlar. Yoğurt aldım, hazır yoğurt. 4 tane ekmek aldım. Artık yaz geldi, çaylarımızın yanında şöyle bisküviler aldım. Hani böyle bir konuya komşuya gittiğimizde. Şu mahalleye falan çıktığımızda iyi oluyor bu şeyler, bisküviler. Sabah kahvaltısına çocukların çikolatası bitmiş. Çikolata aldım canlarım. Şöyle yine bisküvi aldım. Bunları da kendime aldım. İnan çocuklar almadım, kendime aldım. Arada bir canım çekiyor. Seviyorum, almasam iyi ama işte hani kötü alışkanlığı olan, mesela sigara kullanan hanımlarımız var, erkeklerimiz var. Onlar nasıl canı çekiyorsa zamanında ben de alışmıştım, çay yapıyorum arkadaşlar. Tek favorim bu. Şöyle tuzlu bisküvi aldım. Bir de 2 kilo süt aldım canlarım. Bazen köpüşlere döküyorum, bazen pastaya, keke yapıyorum. Alışverişim ne kadar tuttu? 331 lira tuttu arkadaşlar bu almış olduğumuz, görmüş olduğumuz malzemeler. Şöyle çayımızı da Serkan koymuş kaynasın diye. Ben kettle'da kaynattım. İnşallah onu görmüştür Serkan. Görmediyse tekrardan koymuş. Bir bakayım. Vallahi görmemiş bak. Ben burada kaynattıydım Serkan. Kettle'da görmedin mi? İşte. Biz kadınlar ne düşünürüz? Erkekler ne yapar? Şöyle biraz fazla demleyeceğim. Çay kısmetli oluyor arkadaşlar. Kimin geleceği, kimin gelmeyeceği hiç belli olmuyor. Patates almasına sağlar kızarmış. Şöyle yumurtaya birazcık su koymuş, suyu bitmiş diyor. Ben gelene kadar. Tekrar mı koyup da kaynattın bilmiyorum. Serkan, yumurtaya tekrar mı su koyup da kaynattın? Abo, o zaten kaynaya kaynaya pişmiştir de o yüzden suyu bitmiştir. Allah'ım yarabbim. Ben şöyle sofamı kaldırayım arkadaşlar. Balkonu bir süpüreyim tertemiz. Kahvaltımı orada yapacağım. Buna da bir kötüsü bir şey olsa da çorap giydirsin. Evet. Kamış bunu mahvetmişmiş. Yağmur da mı yağmış? Yok ben su döktüm.
şeydi ya bu. Ne anlar? Sürahi bu da unutmuşsun. Aa. Ne diyeyim burada? Torba olmuş. Toplamadın mı hizmetlerim? Topladım. Şunu da o bir yerde. Şeye çöp at. Hatta bunu böylece dök şöylece. Bünyamin abi selam ver. Bizim adam yatıyor mu diyor? Yatıyor dedim. Sen de ben iyi getirdim. Tamam dur şükür. Hadi koçum. El arabasına dök. O izmaritler yok olsun. İnşallah yok olur bir gün. Hep kokten. Kapıyı ört ona sinek çıkmış. Bismillahirrahmanirrahim. Bak hele sinekler uçuşuna. Getir. Gayrı bizim güneş doğdu. Çiğ sineklerin günü. Tripotun kafası gözün nereye gidiyor? Nasıl güzel? Karşıda da ağzın önemli gibi nasıl çıkıyor? Ekmek burada zaten Serkan. Ben de ellerimi bir kaybı. Bir de kapağın fesini getir de soğumak. Takipçilerimiz. Akşam nasıl esti de arabayı ne zor soktum şimdi. He. Akşam esiyor mu yağmur mu ayol? Garaja indirdim dostlar içeriye soktum akşam çok kötü rüzgar vardı teller kopmuş. Üretildiğim teller. Hadi gel lütfen. Arabaya düz valla kiremitlerine yata çatlandı. Valla anam. Sen şuraya otur Hanım dur. Şuraya otur. Akşam uyumadıydım. He. Olur gibi. Ses rüzgar ses. Akşam ne biçim bir rüzgar vardı? Ötlerim sıktı vallahi benim.
kız. Şey yapalım bu kettle'a görmemişsin. Görmedim. Kör müsün görmedim. Ben görmüyüm sen korsun. Görmedim. Çikolata aldım geldiydim. Hadi getir de ye. Sana bir de şey alacaktım da pek pahalıymış almadım. Çubuk peynir. Hani yiyordun ya bir ara babam alıyordu da. Çok mu pahalı? 50 lira olmuş kucucuk. Hani jelibonu da uzun var. Evde organik peynir yiyorsun. Çıkardım koyu peyniri annemden aldığımı. Onu yiyip duş. Kışımı görmedin ki satılır kış peyniri. İşte ben iki tane alacağım. İşte baktım bir duyamadım geride. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha ağzımızı yıkarttım. Kerzine kuluyor bu püt, biliyorum da ben. Neyin kerzine kuluyor? Ben bildim neye kuluyorum. Bıça kuluyorum ben. Öyle kuluyor ama. He. Ne bu? Annem abi çizmez. Değil mi ben iplerime bir şey? İyi uyudu mu bugün? Ama kafam ağrıyor. Bunun kafasının ağrısı da geçmeyecek valla. Serkan? Çıkaramadım şimdi, bulamadım bu yağ suyunu. Kaşığına çıkardım. Ne alaka kaşığına çıkarmanın ya? Aynı böyle haşlanmış gibi olmuş. Altını mı kıstın mı ördüm? Çıkardıkken soğudu işte şeyin içinde. Zaten de kısmadın. Ben evde bunu ocakla ısıtık edin anne ya. Hey oğlum, git şuradan olur mu öyle? O ısınır mı bu şuradan? Adam gitti. Nasıl güzel olmuşsun, yakışıklı olmuşsun diyor. İnce onun kendinde havası. Herkes kendini beğenmese çatlar ölür zaten. Değil mi sevgili takipçilerimiz? Biter mi soyun mu? Ya. Yiyecek mi biter mi? Ne? Senin burnuna ne oldu İbrahim Efe? Bilmiyorum ben de gidelim şöyle bak. Burnun yara olmuş, üzülmüş. Neye üzdürdüysen? Bunun duruyor biliyor musun? Gözün burnuna gidiyor. İşte gözün bunun gözünün şey... altında olduğu için gözün ona mı çarpıyor? Yok anne ona değil. Bununla bir şey oldu mu benim evde ama bunun gözüm gidiyor. Bir şey var. Serkan'ın arabası oldu da arkadaşlar. Bunu arkadaşlar da yolda beni gördü dedik çal. Serkan sandılar herhalde. İçi görünmüyor mu? Bakmadım. Görünmüyordur kesin. Görse? Görünmedi bunu. Hı? Görünmez. Bu tarafa geldiği şey diyor Hela sana. Ali'nin dükkanının orada mı? Bir şey mi soracaktı? Gayrı ben sorladım. Hatta kızların yumurtalarını yiyelim bari. Kızcağım diyor mu? Yerde yiyorum yine. Yok mu? Kızlamıyorum onları. 60 tane yumurtalar aldım. Kızlıyordu. Hı? Kızlıyor lan. İlk başına ne aldık dünyanın? Baba. Pislemişler, yıkadık, yutuk. 60 tane. Çünkü hiç bakılmıyor onlara. Tavuklarımız yumurtlamadığından kuzlamıyor. Aman ne diyorum ben? Yumurtlamadıklarından satmıyor arkadaşlar. Biz sebebini söyledik zaten. İnanın hani nazar olmasın. Dün biz bayağıdır kapattık kapatalı almıyorduk ama. Hani o kadar yumurta az o kadar tava. Biz bilmiyorduk ki. Kapkaranlık içi. Hep de şey olmuş hani biz girdiğimizde hiç içine yumurta ne olduğunu bilmiyorduk. Buna düzelttin mi ikisini? Buna atmadım. Buna mı atmadın? Atmadım. Bıçağın onu. Çatalımı değdin mi oraya gideyim çatalım? Yarın biz kulpinden alacağız. Kulpinden?
önce. Arabayı veriyor mu bana yani Neman? Yok. Neden? Niye vereyim ben? Neden? Vereceğim araba vereyim. Niye vermiyor musun? Niye vereceğim istedim? Ömür bu. Haccap'la Fadime'yle, Habbe, ben. Annem bile. Kıcık'a gidecek. Gezmeye götüreceğim onları. Kimin hakkısı? Arkadaşım Habbe. Arabayı biliyorsun abi. Ben arabayı bile bulmuştum. Şimdi arabayı verdik yani. Tamam verdik. Gittin. Allah kusurmaz. Geldi biri bu postladı. Arabayı kırdı. Ödeyecek mi? Bu demek. Biliyor musun sen efendim? Otobüsüne giderim Serkan. Tamam bilmesin. Yarın pazar otobüsü zor bulursun. Olsun. Bulamazsak gitmez. Boş ver. Söz verdik şeye, Hıcım Dağlar'a. Onlara haberi var. Hasan'a değil mi de o getirsin, götürsün madem. Olur. He olur. Hasan da düğünde, 3 günlük düğüne gitmiş. WhatsApp'ta gördüm. Akşam sana geleceğim bacım dedi. Bana bir gün önce telefonu açtı, unuttu herhalde. Bir yorgunum dedi. Ben de dünya bisküvili pastanem yaptıydım. Onlar gelecek diye. Bekliyorum saat 9 oldu yok. Onu sonra aradıydım, bana çalgı duyuruyor. Helkiyi suya daldırdım diye. Düğüne mi gitmiş? He. Yeşil biber doğrayacağını unutmuşsun. Boşver, ben acı ya. Olsun. Çok acı. Hiç sevmedim patatesini. Ben ne yaptım sevmedim. Çıkardım onu şeyden. Değişik olmuş bu patates. Yağ yemiş, baksana bu. İşte neyden olmuş? Altını kısmışsın bunun, bir şey yapmış. Bulamadım diyorum ben de, yanıyor diye çıkış ettim diyorum sana. Kıstım altını, kapattım i̇şte diyorum. İşte böyle olmuş, ben yüzü kısmadıydım. Ama içinde durutmadım ki, ben çıkardım. Neyse bu da böyle olsun bari. Biz kahvaltımızı yapalım sevgili dostlar. Videonun devamında görüşürüz inşallah. Görüşürüz.